Caner bu hafta Yurtlarımız Toylarımız programında tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999. Türkiye'nin 13. ve İzmir'in ilk UNESCO Dünya Mirası kenti Bergama'dayız. Kenti Bergama, Parşömen'in ana vatanı, eczacılığın babası, Hekim Galenos'un kenti, İncil'de geçen Anadolu'daki 7 kiliseden birine sahip kent, dünyanın en dik tiyatrosuna sahip kent gibi pek çok nitelemeye sahiptir. Bergama'nın o kadar çok gezilecek, görülecek yeri var ki sevgili izleyenler, elimizden geldikçe bu güzellikleri ekrana taşımaya, evlerinize konuk etmeye çalışacağız. Ama önce güne zinde başlamak lazım diyor, kendimizi doğal bir ortama atıyoruz. Ve sevgili izleyenler, Bergama ziyaretimize başlayacağız ama başlamadan önce günün en önemli öğünü biliyorsunuz kahvaltı. Biz de kahvaltımızı yapacağız ve güne zinde başlayacağız. İşte şimdi Alan Değirmen alanında tamamen doğal bir ortamdayız. Kuş sesleriyle, tavşanıyla, horozuyla, tavuğuyla, her türlü ördeğiyle, tamamen doğal ürünleriyle doğal bir ortamda kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı soframızda bize Sibel Hanım, mekan sahiplerinden Sibel Hanım ve eşi Şeracettin Bey eşlik edecek. Ayrıca Bergama Yörük Kadınları Derneği Şengül Ataş da bizlere gezimiz boyunca rehberlik edecek kendisi. Şengül ablacığım nasılsın? Teşekkür ediyorum. Önce tarih kokan şehrimize hoş geldiniz diyorum. İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Her şey doğal. Bergama'nın güzel lezzetleri var soframızda. Neler var, bize bahseder misin? Ben her zaman derim, bizim Yörük kadınlarımız yoktan var eder. Bizim kahvaltımızda salçamız var, nurlu biberimiz var, Bergama'mızın meşhur tulum peynirimiz var, kendimiz ürettiğimiz zeytinimiz var. Yine aynı tarlamızdan organik topladığımız domatesimiz var, acırlarımız var, salatalıklarımız var, ev ekmeklerimiz var, gözlememiz var, olmazsa olmazsızımız, yumurtamız, sahanda yumurtamız var. Bizim Bergama'mız böyle işte, incir reçelimiz var, böyle. Biz de bu doğal lezzetlerin tadına bakacağız. Peki Bergama ziyaretimizde nereleri gezeceğiz, nereleri göreceğiz? Bergama ziyaretimizde, bizim Bergama'mız o kadar çok gezilecek yerler var ki bunları yani sığdırmak mümkün değil. Görmemiz gerekiyor, gezmemiz gerekiyor. Kale mahallemizde eski evlerimiz var. Ondan sonra Ayvazeli'miz var, Asklepion'umuz var, Kızılavlu'muz var, tarihi çarşılarımız var, Arasta'mız var, yeniden elden geçen. Çok o kadar çok kozak yerlerimiz var, böyle piknik alanlarımız var. Bergama'mızda o kadar çok gezilecek yerler var ki yani gidip görmemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler, zamanımız yettiğince biz size bu güzellikleri göstereceğiz, ekranlara taşıyacağız. Ama biz önce sofradaki lezzetlerimizi soğutmak istemiyoruz. Hemen biberimizi, domatesimizi toplayacağız, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Bergama ziyaretimize başlayacağız. Thank you.
Bergama ziyaretimize devam ederken Bergama adeta sevgili izleyenler tabiri caizse buram buram tarih kokuyor. İşte yine yüzyıllar öncesinde yapılmış bir köprünün üzerindeyiz ve karşımızda hemen tünelleri görüyorsunuz. Bu tünellerin enteresanlığı üzerinde evlerin ve dükkanların kurulu olması. Romalılar adeta sanat icra etmiş sevgili izleyenler. Azgın suları zapt edebilmek için tüneller yapmış ve suyun özellikle de çevreye zarar vermeden şehrin içinden geçişini sağlamış. Bizler de bu mimarlık harikası tünelleri görüntülemekle kalmak istemedik. Tarihi bilgisini de öğrenmek, sizlere aktarmak istedik. İmdadımıza Bergama Turizm Derneği kurucu üyesi Emin Urgun yetişti. Ve hem tüneller hem de erken Hristiyanlık döneminde yaşanmış bir olayı anlatarak bizi bilgilendirdi. Şimdi bulunduğumuz yer ne yerde ne gökte mahallesi. Bu mahallenin özelliği Katip Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçen ne yerde ne gökte mahallesi. Yani buraya bazilika yaparlarken Romalılar buradan geçen dereleri zaptı raptı almak için bu şeyi yapmışlar. İki tane tüneli yapmışlar. Bu tünelin ucu Bazilika'ya gidiyor. Zaten Bazilika dediğimizde milattan sonra 137 yılında Roma kralı Adrian adına yapılmış bir tapınak. Ama burada daha fazla Mısır tanrıları kullanılmış, onların adına yapılmış. Adrian yaptırmış ve Adrian adına yapılmış ama tapınakların isimleri Serapis Tapınağı, Isis Tapınağı, Osiris Tapınağı olmak üzere çok müthiş bir şey yani yer. Ondan evvelatı da var bu şeyin tapınağın, Serapis Tapınağı'nın. Burada ilk Hristiyanlığın yasak olduğu zamanlarda, erken Hristiyanlık dönemi diyelim. İşte Bergama'da Antipas diye bir papazı gönderiyor Aziz Yuhan'la Hristiyanlığı yaymak üzere. Orada da Bergama'da Dikimakos diye bir Romalı şey var, imparator var o zaman Roma imparatoru. Onlar Hristiyanları şey yapıyorlar, baskı yapıyorlar, zulümler yapıyorlar. Bu Antipas dediğimiz papazı Hristiyanlığı yaydığı için pirinç bir boğanın içerisinde yakarak öldürüyorlar. Çok feci bir şekilde. Ve ondan sonra, ondan 300 yıl sonra da, milattan sonra 450 yıllarında da Milano fermanıyla Hristiyanlık resmi din kabul ediliyor şeylerde. Pagan dininde, Romalılarda. Ve Romalılar da buraya şey yapıyorlar. O Antipas'ın öldürüldü diye buraya bu Serapis Tapınağı'nı yapıyorlar. Ve burası dünyanın Hristiyanlığın kurucu kilise, 7 kurucu kilisesinden bir tanesi olarak kabul ediliyor Serapis Tapınağı. Bergama'ya geldiğinizde görmeniz gereken mahallelerden biri Kale Mahallesi. Kale Mahallesi birbirinden güzel tarihi değerleri barındırıyor bünyesinde. Şu an Kızıl Avlu, Mısır Tanrıları Tapınağı'nın önündeyiz. Şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. O yüzden size içeriden görüntü alamıyoruz ama yine de bu güzelliği göstermeden geçemedik. Bergama'nın nedense biraz arka planda kalmış en etkileyici tarihi eserlerinden biridir. Çünkü Pergamon Akropolis'indeki Helenistik dönem yapıları daha çok ilgi çekmiştir. İnşasında kırmızı toprak kullanıldığı için kızıl bir rengi vardır ve adı buradan gelir. Kızıl Avlu, Roma İmparatorluğu zamanında Akdeniz ve Ege kıyıları Mısır medeniyetinin etkisi altındayken yapılmıştır.
Mısır tanrıları Serapis, Isis ve Harpokrates'e adanmış bir tapınaktır aslında. Ancak Hristiyanlık sonrası kiliseye çevrilmiştir. Bugün ise iki ünlü kulesinden biri cami olarak kullanılmaktadır ve tüm İslam coğrafyasının en ilginç mimarili camilerinden biridir. Kubbesi örme taş işçiliğinin en özgün örneklerinden birinin ürünüdür ve halen ayaktadır. Her ne kadar üzerindeki bazı çatlaklar insanı ürkütse de tepesindeki ışık alan bölmeyle birlikte inanılmaz etkileyicidir. Tadilat nedeniyle tam olmasa da elimizden geldikçe sizler için Mısır tanrılarına adanmış tapınağı göstermeye çalıştık. İlkler kenti Bergama sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Romalılar döneminde yapılan tünellerin üzerinde sıra sıra dükkanlarda tarihin güzelliklerine eşlik eden antika kilimler, altın simle işlenmiş Osmanlı sancakları dikkatimizi çekiyor. Tek tek giriyoruz dükkanlara. Büyüleyici atmosferi çekiyoruz ciğerlerimize. Burada bulunan eşyalar neler yaşadı zaman tünelinde diye düşünüyor. Hepsini incelemeye çalışıyoruz. Sizler için görüntülüyoruz bütün güzellikleri. Bergama gezinizde tarihi ve doğal güzelliklerin yanında mutlaka uğramanız gereken yerlerde işte bu iş yerleri. Ve Bergama Yörük Kadınları Derneği Başkanı Şengül Ataş'la birlikte, Şengül ablanla birlikte gezmeye devam ediyoruz Bergama'yı. Şu an yine Kale Mahallesi'ndeyiz ve tarihi yerleri sizlere göstermeye devam ederken tabii ki tarihi değerleri, antika eşyaları da sizlere göstermek istiyoruz. Şu an bir antikacı dükkanının önündeyiz. Kendisine hemen hayırlı işler diyeceğiz ve dükkandan da sizin için kısa bir görüntü alacağız. Hayırlı işler amcacığım, kolay gelsin. Ne kadar güzel şeyler var. Ne tür eşyalar satıyoruz? Hangi döneme ait? Kilim Osmanlı. Bizim Türk yani 35-40 sene, 50 sene, 80 sene o aralarda. Ne kadar güzel. Peki ilgi nasıl? Turistler nasıl ilgi gösteriyor? Bu sene turist yok ama bizim işten şikayetimiz yok Allah'a şükür. İyidir. Çok güzel. Allah hayırlı bol müşteri versin. Evet, çok değişik bir el emeği sanki. Çanakkale yöresine ait 50-60 senelik bir önlüktür. Yörükler mi kullanıyor? Evet, klas yörüklerin önlüğüdür bu. Çok güzel, çok değişik. Keçeyle mi, neyle yapılmış? Hayır, yün. Olduğu gibi yündür. İşlemeler hepsi el ürünü. Tabii, el işi. Evet. El işi. Çok güzel, evet. Mükemmel. Bizim tekniğiyle yapılmış. Hakikaten çok güzel, evet. Ama. Teleferikle Bergama manzaralı bir yolculukla çıkılan Bergama Kalesi, Bergamon Krallığı'nın kurulduğu yer. Tabii kuruluş hikayesini de sizlere aktarmak istiyoruz ve mikrofonu tekrar Emin Urgun'a uzatıyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz yer Bergama Kalesi. Meşhur Pergamon Krallığı'nın ve krallığının kurulduğu yer ve başkenti. Buranın kuruluş hikayesini anlatalım size kısaca. Büyük İskender Asya seferine giderken
hazinesini Bergama Kalesi'ne şey yapıyor, bırakıyor, emanet ediyor. Çünkü Bergama Kalesi çok korunaklı bir yer. Zapt edilmesi çok güç bir yer. Büyük İskender savaş sonrasında, savaş sonrası Anadolu'ya geldiği zaman ölüyor. Generalleri, 6 tane generali arasında ülke pay ediliyor. Bergama'da General Likimakos'a düşüyor. Daha sonra generaller kendi aralarında mücadele başlıyor. Taht mücadelesi başlıyor. Likimakos da ölüyor. Bergama Kalesi'ne paraları emanet ettikleri komutan Filiteros, Likimakos ölüyor. İskender de ölünce o paralarla, ikisinden de ölüyor, sorumluluktan kurtulmuş oluyor. O paralarla Bergama Krallığı'nı kuruyor. İskender'in hazinesi 9000 talent. 9000 talentinin karşılığı 225 ton altın para veya bazılarına göre gümüş para. Şimdi o dönem o kadar büyük bir servet ki bu. Bergama Krallığı, muhteşem bir krallık kuruluyor burada. Şu arkada gördüğünüz kalede, yani Pergamon kentinin başkentinde 6 tane tapınak var. Zeus Sunağı, Trian Tapınağı, Demeter Tapınağı, Bakus Tapınağı, Hera Tapınağı olmak üzere. 6 tane, Athena Tapınağı olmak üzere 6 tane tapınak var. O dönemde krallık, zenginlik tarif edilirken Attoloslara kadar zengin tabiri kullanılıyor. Attoloslar civar kasabalara, civar şeylere, site krallıklarına devamlı şey yapıyorlar. Yardım yapıyorlar. Mesela paranın büyüklüğünü anlatmak için hazinenin, ben size şunu söylüyorum. Bir krallığa, bir Atina, bir Yunan kralına yardım ederken 50 talent altın veriyor. 50 talent para veriyor. Yani hazinenin tamamı 9000 talent. Şimdi burada gördüğümüz yerde dünyanın en dik tiyatrosu var. Akropol'de. Bergama'da da Roma döneminde Bergama'nın nüfusunun 200 bin civarında olduğu söyleniyor. Bugün Bergama nüfusu köyleriyle beraber 101 bin. O zaman 98.500 kişilik 4 tane tiyatro var Bergama'da. Bergama'nın gelişmişliğini anlatmak için söylüyorum bunu. 4 tane tiyatro var. 98.500 kişilik koltuğu var Bergama'nın. Ve Bergama çok muhteşem bir Attoloslar döneminde, o Filiteros ve Attoloslar döneminde muhteşem bir şey yaşıyor. 150 yıl bir krallık yaşıyor. Daha sonra da 3. Attolos'un ölümüne yakın Bergama'yı Romalılara vasiyetle veriyor. Roma'nın bir kenti oluyor. Ondan sonra Bergama'da Roma hakimiyeti başlıyor. Kalenin kuruluş hikayesini dinlemişken buyurun şimdi de teleferikle kaleye çıkalım. İlk defa bindiğim teleferikten çekinmemek, korkmamak elde değil ama teleferik işletme müdürü Serdal Sarı rahatlatıyor bizi. Hey, Bergama'dayız. Bergama'yı teleferikle geziyoruz. Sizlere bir de gökyüzünden göstermek istedik Bergama'yı. Yanımızda da bir konuğumuz var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz diyorum öncelikle. İsmim Serdal Sarı. Bergama Akropolis Teleferik Müdürüyüm. Teleferiği 2010 yılında işletmeye aldık. 6 yıldır Bergama'da antik kent var. Pergamon Krallığı'nın yaşamış olduğu Akropol, Bergama Akropol diye geçiyor. Oraya dünyanın birçok ülkesinden gelen turistleri teleferikle taşıyoruz. Daha farklı nereleri görecekler Bergama'da teleferiğe binen misafirler? Teleferikle birlikte Kestel Barajı var. Yine diğer tarafta Bergamon Krallığı'nın sur duvarları, kalenin sur duvarlarını görebiliyorlar. İniş noktasına yaklaştıkları zaman sol tarafta Zeus Sunağı'nın temellerini görebiliyorlar. Teleferikle yolculuğu bittiği sırada karşılarında hediyelik eşya dükkanları, çay bahçeleri bulunmakta. Az ileride kalenin girişi var. Kaleye girmeyle birlikte Train Tapınağı'nı görüyorlar. Kütüphane var. Sol tarafta Zeus Sunağı'nın temelleri var. Arka tarafta dünyanın en dik tiyatrosu var. 10 bin kişilik.
Biraz ileride Kozak yolu tarafında su kemerleri görülüyor karşıdan. Buna benzer tapınaklar var. Ve şu an ben gerçekten korkuyorum. Konuşurken dilim bile dolaşıyor. O yüzden ben özellikle şunu sormak istiyorum. Benim gibi korkanlar için teleferiğin teknik özellikleri nelerdir? Güvenilirliği ne kadardır? Evet. Teleferik ayrılabilir gondol sistemi Türkiye'de ilk defa Bergama'da yapıldı. İtalyan Nightmare firması yaptı. 800 civarında güvenlik önlemi var. Bunlardan en basiti diyelim ki kabin kapısı kapanmaz ve kilitlenmezse istasyondan çıkışına izin verilmiyor. Herhangi bir düşme, kapının açılıp birisinin düşme riskini ortadan kaldırmak için. Yine kabin taşıyıcı halatı tam olarak kavramazsa, yeterli kuvvette tutmazsa yine istasyondan çıkışına izin verilmiyor. Buna benzer birçok güvenlik sensörü var, 800 civarında. Bu kontrollerden geçmedikten sonra teleferik çalışmıyor. Evet. Gayet güvenli. Modern bir sistem. Korkulacak evet. Bir durum yok. Ben bindim. Sizler de rahatlıkla binebilirsiniz. Tarihi mekanları sizler için gezmeye devam edeceğiz. Güne zinde başlamak lazım dedik, sıkı bir kahvaltı yaptık ama kendimizi öyle kaptırdık ki tarihi mekanların büyüsüne vaktin öyle olduğunu bile fark etmedik. Ta ki meşhur Bergama köftesinin kokusunu alana kadar. Şimdi de meşhur Bergama köftesinin tadına bakmak ve tarifini almak üzere mikrofonu Zülfiye Hanım'a uzatıyoruz. Ve Bergama ziyaretimizde sizlere zaman zaman Bergama'nın lezzetlerini de tanıtmaya devam ediyoruz. Bergama deyince en güzel lezzetlerden biri de Bergama köftesi aklımıza geliyor. Peki Bergama köftesinin özelliği ne? Diğer yörelerden ayrılan özelliği ne? Neden bu kadar meşhur? Onu da ablamızdan öğreneceğiz. Ablacığım adın ne? Zülfiye Bakırkaya. Zülfiye ablacığım. Özelliği ne? Izgara doluyor sadece. Neler koyuyoruz içine? Karabiber, kimyon, tuz, un. Başka bir şey konmuyor. Un da koyuyoruz evet, içine. Un da koyuyoruz. Görebilir miyiz? Evet. Tuzunu koyduk. Kimyonunu koyduk. Karabiberini koyduk. Mesela bu kıyma ne kadar? 2. 2 kilo kıymaya bir kaşık kadar un koyduk. Tamam, şimdi yoğuracağız. Evet. Peki kaç dakika yoğuruyoruz? Yoğurmanın bir özelliği var mı? 15. 15 dakika. 15 dakikada bitti. Sevgili izleyenler, gerçekten Bergama'ya gelip de Bergama'nın köftesini yemeden dönmeyin diyoruz. Biz tattık, siz de bu lezzeti muhakkak tadın. Evet, köftelerimizi, etimizi, kıymamızı hazırladık. İçine kimyonunu, karabiberini, tuzunu ve ununu koyduk. 15 dakika kadar yoğurduk. Şimdi köfteleri hazırlıyoruz. Az sonra ızgaraya geçeceğiz. Ve sevgili izleyenler, ablamızla köftelerimizi yoğurduk. Şimdi mangalın başına geldik, ustamızın yanına. Ustam, bunun bir sırrı var mı ızgaranın? Var. Kömür ızgarası olmasının çok faydası var. Köftemiz daha rahat pişiyor, güzel pişiyor. Evet. Tavaya benzemez ızgara. Kömür ateşinde olduğu için Bergama'mızın meşhur köftesi bu. Bergama köfte. Bergama köftesinin evet. En büyük sırrı mangalda kömür ateşinde olması. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz tattınız değil mi? Yediniz. Köfte. Biz tattık, bayıldık. İzleyenlerimiz de eminim tattıkları zaman bayılacaklar. Afiyet olsun.